Eski TV ekranlarından iyi günler sevgili izleyiciler. Gündem manşetine hoş geldiniz. Bugün de yaklaşık bir saat boyunca sizlerle birlikte olacağız. Evet, ilginç haberler gelmeye devam ediyor. Manisa'da son 27 günde 4 kez üst üste asker zehirlenmeleri, bu tür vakalar yaşanmıştı. Dün akşam saatlerinde bu kez Kastamonu'dan 38 askerin iftar yemeğinden sonra gıda zehirlenmesi iddiasıyla hastaneye ya da hastanelere kaldırıldıkları belirtildi. Bir hayli ilginç bir konu ve bu konu birçok şeye gebe sanki ve uzun bir sürede kamuoyunda kalacak gibi sevgili izleyenler. Öte yandan dün saat 14'te FETÖ'nün medya yapılanmasına yönelik davalar görüldü. Gazeteci Nazlı Ilıcağ'ın ilginç bir savunması vardı. Bu gündemimizde olacak. Tabii CHP'nin de bu sözde adalet yürüyüşünü bir kez daha burada masaya yatıracağız. CHP'liler yeni bir slogan ya da yeni bir taktik geliştirmişler. Bundan sonra her akşam saat 18'de 2 dakika ellerini başlarına koyup böyle düşüneceklermiş. Bir hayli ilginç konuşacağız. Sayın Tuna Öztunç, kolay gelsin. Teşekkür ederim, merhabalar. Evet, dün Kastamonu'da da bir zehirlenme vakası oldu yine askerde, Şekış'ta da. Evet, ilginç. Yaralılar, daha doğrusu 3 mü yok, kontrol altına alınmış. 8 kişinin biraz daha durumunun kritik olduğu, diğerlerinin revire kaldırıldığı söylendi Kastamonu'daki. Bu durumun kritik olan da bir zehirlenme vakası. Tabii yani diğer Manisa'da görülen o hastalığın ya da olumsuzluğun belirtilerinin aynısı. Peki ama Manisa'daki kan tahlillerinde, idrar tahlillerinde bir zehirlenme bulgusuna rastlanmamış. Askerlerle ilgili. Yani 3000 asker, hepsinin mi psikolojisi bozuldu? Dün haberlerde son gelişmeleri aktardılar. Hani bir zehirli, bir şey bulamadık diyor. Bulgu bulunamadı. Başka bir şey araştırılıyor orada. Yani o zaman burada bir psikolojik savaş taktiği var. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne birileri gözdağı veriyor o zaman. Başka çünkü kışlaya asker alımı durduruldu. Teferruatlı bir şey yapılacak. Denetleme yapılacak. 5 hafta alınmayacakmış herhalde. Evet. Çok teferruatlı bir denetleme yapılacak. Ondan sonra hani o denetlemelerden sonra ortaya çıkacak sonuca göre de bir sanırım yol haritası belirlenecek. Çünkü bir psikolojik olarak da zehirlendiğini zanneden askerler var ama hani hepsi için geçerli değil tabii yani bu. Yani 3000'i değil mi? Hadi 100 tanesi olsun. Fakat bak şöyle bir detay daha var. Bir grup askerin de tezgahladığına yönelik diğer bazı vakalara ilişkin efendime söyleyeyim bazı haberler çıktı. Örneğin bunlardan bir tanesini hemen ben aktarayım. Bir gazete görmüş bunu. Evet. Star gazetesinde de var bu. Diyor ki mesela diyor kışlada bir ay içerisinde yaşanan 4 toplu zehirleme vakasını araştıran savcılık kasta varan ihmaller zincirini tespit etti. Örgüt bağlantısı şüphesi güçlenince de incelemeyi efendime söyleyeyim derinleştirdi. Fakat bir yerde de bir grup askerin de bir saniye şimdi onun üzerine de yemek var. Yani evet. Bir gıda zehirlenmesi yok. Türk askerine bir kasıt bir saldırı var. Orada metinde bu belirtiliyor. Yani o var evet. O belirtiliyor. Örgüt üyesi olmakla diyor şey yapılıyor. Örgüt üyesi şüphesi çok güçlü diyor bir şüphe. Örgüt üyesi dediği FETÖ. FETÖ'yüm. Yani evet o yüzden de efendime söyleyeyim üzerinde çalışmalar yapılıyor. Daha doğrusu soruşturma derinleştiriliyor. Biz 3 ay önce bunun haberini yaptığımızda bizimle dalga geçmişlerdi. Tabii biz uyarmıştık. Böyle bir tehlike var demiştik. Hani polisler zehirlenmişti hatırlayalım. Bunu da efendime söyleyeyim FETÖ'nün bu son açıklamaları bir takım planları olabileceğini uyarılarda bulunmuş. 4 ay önce falandı bu. Mart ayıydı. Mart 4 ayı. Yani ama dediğin gibi bu ne ya falan işte bu komplo mu yapıyorsunuz? Her şeyi de FETÖ'ye bağlıyorsunuz. Komplo mu haberciliği mi yapıyorsunuz diye tuhaf tuhaf eleştiriler yapıldığında ne kadar haklı olduğumuz ortaya bir kez daha çıkmış oldu. Daha önce de haklılıkların payı, haberlerimizin haklılığı bir kez daha ortaya çıkmıştı. Daha önce de yaptığımız birçok haberde yine oldu. Evet. Yine gerçekleşti.
biz görevimizi yapmaya devam edeceğiz. Biz haberi yaparız, dikkate alırsınız ya da almazsınız. O kamuoyunun yetkilileri burada bile yani ilginç. İlginç olan gıda zehirlenmesi olmayıp başka bir şekilde askerlerin yani burada bir... Şimdi bence üç türlü bir tehlike var. Bir tamam bir gıda zehirlenmesi. Tamam eyvallah. Biz dün çok konuştuk. Asker niye dışarıdan yemek alıyor dedik. Eleştirdik. Savunma Bakanlığı açıklama yaptı. Daha doğrusu Sayın Başbakan açıklama yaptı. Asya'yı kamu ihalesinden çıkardık dedi. Sonra ama orada çok önemli bir cümlesi vardı. Gıdadan ziyade hani bunu ima etti. Çeşitli şüpheler de var. Buna da bakıyoruz. Tabii. Dedi. Gıda zehirlenmesi haricinde. Haricinde. Şimdi ama kamu ihalelerinden çıkarılmış. Evet. Özel bir mevzuatla olacak bu. Ama o yemek şirketi de hala dört yere yemek vermeye devam ediyor. Devam ediyor. O bölgedeki kamu ihalelerinden. Tamam. O dört şirketle ilgili mesela Hürriyet çok enteresan bir çalışma yapmış. O yemekçi 4 yılda 70 kat büyüdü. 100 milyarlık sermaye ile başlamış, şu an 7 trilyonluk bir sermayeye sahipmiş. Yani 100 milyarın 70 katı yani. Tabii 7 milyon lira yapıyor. Eski parayla söyleyeyim. 2013 yılında kuruluyor. 100 bin liralık bir bütçeyle kuruluyor. 3,5 senede hatır sayılır bir servet ediniyorlar. Tabii ki bir büyüme şey yapıyorlar daha doğrusu. Büyüme sağlıyorlar. Hürriyet bu noktaya bir değinmiş. Bence önemli bir detay ve bu. Ve şöyle de bir detay var. Evet. Daha önceki iyi yemek çıkaramamasına ya da bu Manisa'daki vakalara benzer vakalar yaşamasından ötürü bu yemek şirketi adını bir kaynağa göre 4, bir diğer kaynağa göre de 6 kez ismini değiştirerek yeniden ihalelere girmiş. Yani birileri göz yummuş bu duruma. Evet. İsim değiştirme yeterli oluyor tabii. Hı hı. İhalelere girmek için. Yani orada ismi kirlenmiş. Evet. Bir patlak vermiş. Sonra X iken Y yapmış, yeniden girmiş ihaleye. Türkiye'de öyledir canım. Yani Türk müteahhitler de öyledir. Böyle isimleri şey olduğu zaman hemen farklı farklı. Yanda bir yedekle bekleyen 2-3 firmaları daha vardır onların. Evet. Şimdi bir şey söyleyecektik ama o biraz dikkatten kaçtı. 3 önemli temel husus var bu konuda bence. Bir tamam bir gıda zehirlenmesi. İki, sanki bir nükleer kimyasal bir saldırı mı var, bir deney mi yapılıyor falan iddiaları var biliyorsun. Yani, olabilir. Olabilir. Üç de psikolojik harp. Şimdi bunu da bazı bir grup askerleri yaptığına yönelik bazı mesela yayınlanan haberler var, iddialar var. Şimdi ben onları bulduğum yerde hemen aktaracağım. Bu iddialar doğruysa o bir grup askeri de FETÖ-METÖ ilişkisi falan yani FETÖ'ye yakın bir takım bazı askerlerin böyle bir zehirlenme yalanıyla askerlerin psikolojisini bozduğuna yönelik iddialar var. Bu üçü de muhtemel bence kuvvetli şeyler. Ama üçüncü ihtimal diğerlerine nazaran daha mı kuvvetli? Yok bence daha az. Yani bir grup FETÖ'cünün kumpası yani o şimdi az. Şöyle düşünelim. Bu kurumdan işte 100 kişi varsa bunun 30'u sürekli zehirlendim diyerek yalan söyledik hastaneye gitse. Evet. Ben de zehirlendim diye hastaneye gider mi? Yani tabii askerlikte psikoloji biraz daha zayıf. Ben onu diyorum. Biraz askerin psikolojisi de hassastır bence, ama yani bence onu da gözden kaçıyor. Çünkü ben o gün yani hiç yok değil diğerlerine nazaran biraz daha zayıf. Dün yayınladığımız bir şey vardı ya askerler bağırıp çağırıyordu. Hı hı. Bizi tutuklayacaklar şöyle olacak böyle olacak falan. Daha doğrusu bizi dövüyorlar. Yok, savcı açıklama yaptı bu konuyu yürüten savcı. Öyle bir şey mümkün değil. Artık askeri mahkemeler kaldırıldı. Öyle bir şey olsa zaten karşısında biz varız. Şimdi disipline sevk edilebilir. İç hizmet kanununda herhalde disiplin o şeyi oluyor. Süreçte oluyor. Bizim zamanımızda disko misko olayı vardı yani. Hı hı. Disiplin kovuşlar. Disiplin koğuşları. O ayrı bir mesele. Dayak atılmamalıdır. Dayak atılıyor mu onu da bilemiyorum. Fakat o askerlerin psikolojilerini de ben çok böyle haliyeti ruhiyelerini sağlıklı da görmedim. O sana söyleyeyim. Şimdi ben askerlik yaptım. Ben uzun dönemlerde birlikte askerlik yaptım. Ben de terör bölgesinde. Ya o zaman yani, askerin psikolojisini şimdi, bozan faktörleri de ya yani biraz askerde de o çocuklarda bir psikoloji, askerde farklı bir psikoloji olabiliyor. Şimdi daha duygusal oluyorlar tabii. Daha efendim, hassas oluyorlar. Hadi orada da bu bir anda şey olabiliyor. Psikolojik olarak da etkileyebiliyor. Eyvah zehirlendim. Şimdi bak çok dedikodular var. Bir taraftan FETÖ olayları var. FETÖ'ye ilişkin sayısız haberler var. Bu FETÖ'nün hala ordunun içinde olduğu konusunda zaten bayağı bir konuşmalar yapılıyor. Şeyler var. Ortada açıklamalar var. Şimdi bunlar tabii askerler bunları dinliyorlar. Bu erler.
Yani haberleri izliyorlar ki gazeteyi okuyorlar zaman zaman vakit bulduklarında işte belki haberlere bakıyorlar, televizyon seyrediyorlar. Yani bir de bu başka yerlerde de bu zehirlenme vakaları olunca bu da bunun arkasında FETÖ olabileceği şüphesi. Bakın doğunca bu çocukların psikolojisini de etkiliyor biraz, yani bu askerleri. Biraz hafızaları yoklamakta fayda var. Yıl 2014 ya da 2013'tü. İstanbul Florya. Orada ne var? İşte üst düzey devlet görevlilerinin yemeklerinin tahrip edildiği bir nokta varmış. Oraya FETÖ'cüler kimi sızdırmıştı? Kendi elemanlarını. Onlardan biri de bir kadın da yakalandı. Evet. Hatta bir diğeri de sızdırılmak istenen, bir diğeri de hatta sızdırılmış herhalde. Sonra yurt dışına kaçtı. Yani demek ki FETÖ bu şeylere ilgi gösteriyor. Tabii ki ya, bak zaten biz bu haberi niye yapmıştık Mart ayında? Daha ortada bu zehirlenmeler yokken. Böyle bir şey de olabilir demiştik. Orduyu yıpratma adına, işte orduyu güçsüzleştirme adına FETÖ'nün bu tür bir takım saldırıları olabilir demiştik yani. Hayır, o manyağın kendisi zaten zehirleyin. Onun açıklamalarından zaten şey yaptık da bunu, ama bak bunu çok yönü de düşünmek gerekiyor. Evet, bunun arkasında FETÖ parmağı var, olabilir. Bunun arkasında bir yemek fabrikasının skandalları olabilir. Ya da efendim söyleyeyim, uluslararası bir psikolojik savaş yöntemi de olabilir. Şu da olabilir. Yani bir operasyon da olabilir. Şu da olabilir. Gerçekten gıda zehirlenmesi vardır. FETÖ bunu kendine mal edip, tabii direkt kendine mal etmeyip, sonra bunu psikolojik baskı aracı olarak kullanabilir. FETÖ kendisi. Profesyonel askerler bunlardan etkilenmezler. Yani profesyonel askerler, iyi eğitilmiş, uzman çavuşlar, bu tür hadiselerde çok paniklemezler. Adı üstünde profesyonel. Profesyonel. Bunlar normal biz. Oradaki erbaşlar. Yani askerlik. Daha yeni gidiyor yani. Zaten orası acemi birliği. Acemi birliğinin psikolojisi de farklı. Şimdi onlar oraya gelirken kafalarında neler doldurmuşlar gelmiştir oraya, anladın mı? Yani bu süreçler oldu tabii. 15 Temmuz darbe girişimi bir sürü şey oldu. Yani ortada dönen birçok dedikodu haberleri var. Ortada dönen birçok iddialar var. Ortada dönen birçok efendime söyleyeyim tartışma konusu olan şeyler var. Bu askerleri mutlaka etkiliyor. Profesyonel askerler bundan etkilenmezler. Hayır, bu noktada size şöyle katılıyorum. Geçtiğimiz günlerde başıma gelen bir olay. Gece saat 12 özel harekat polisini bir yere çağırıyorlar. Çocuk bana mesaj atıyor. Abi bunlar beni çağırıyor ama hani 15 Temmuz'daki gibi katakulliye falan gelmeyelim yazmış. İlginç yani, bir gazeteciye yazıyor bunu. Tamam işte, demek bir paranoya var, korku var. Şimdi yani devletin çivisi çıktı Ozan. Devletin, yani hakikaten. Yani devlet artık mahvoldu yani, 15 Temmuz'dan beridir yürütülen soruşturmalar var, tasfiyeler var, operasyonlar var. Ya devletin kimyası bozuldu. O balans bozuldu. Denge, anlatabiliyor muyum? Çünkü devletin o kurumlara öyle hassas kurumlar bunlar. Yıprandı. Şimdi bakalım şimdi yani yapanlar general, albay, ama bak, kimse savcı, kimseye hakim. Güvenmiyor. İşte bu FETÖ'cü çıkanlar diyorum. Evet, güvenmiyor kesinlikle. Artık. Yani kurum içinde, poliste de, askerde de, ne bileyim yani devletin hassas birimlerinde kimsenin kimseye güvendiğini sanmıyorum artık. Yani çünkü kimin ne olduğu belli değil. Yani FETÖ'yü soruşturan savcı FETÖ'cü çıkıyor. Baylok'u soruşturan hakim Baylok'cu çıkıyor. Baylok'u soruşturmasını yürüten hakimin kardeşi bilmem nerede Baylok'cu çıkıyor. Bu kadar birbirine girmiş, kaotik, kimin ne olduğunun belli olmadığı bir ortamda kim kime güvenebilir? Evet. Güvenemez. Şimdi 15 Temmuz'da insanların nasıl katakulliye geldiklerini de gördük. Nasıl tuzağa düşürdüklerini de gördük. Yani bu en acı olay neydi biliyor musunuz? Geçtiğimiz günlerde Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan jandarmayı ziyaret etmişti. Evet. Orada tokalaştığı askerlerin hepsinin silahı alınmıştı. Yani tamam, bu gerekli bir şey ama bir devlet adına hakikaten acı verici. Acı verici bir şey. Yani ya. Başkomutan geliyor ama başkomutanın gelmesi nedeniyle, ki doğrudur, yapılması gerekti şu aşamada, ama o askerlerin silahının alınması hakikaten insana acı veriyor. Her ne kadar mantıklı olanın... Bence yok, bence mantıklı bir şey bu. Hayır, mantıklı, amen. Ama işte keşke bunlar olmasaydı da... Insanı. Yani üzüyor. İnsanı çok üzüyor. Yani güven kalmamış. Bir şüphe var. Çünkü bu FETÖ öylesine bir tümör ki. Kanserli bir hücre ya. Her yerde yani yayılmış. O kadar da iyi gizleniyorlar ki... Bilemiyorsun yani, bulmakta zorlanıyorsun o gizlenmiş hücreleri. Hayır yani 15 Temmuz'u çok detaylı bilmezseniz, o gizlenmiş hücreleri her şeyi yapabilir. Yani onların ifadelerine baktığında hayretler içerisinde kalıyorsunuz. Hani hakikaten 15 Temmuz'u hiç yaşamasam, direkt onları dinlesem, ya bu adamlar haklı diyeceğim o pozisyonda, öyle evet. Savunma yapıyorlar. Ama o gizlenen hücreler her şeyi yapabilir, o kripto hücreler. Görmedin mi Karlov nasıl öldürüldü? Evet. Yani bir polis memuru geldi öldürdü ya. Direkt. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin polisi yani. Karşıda delirmiş bir polis. Karşıda delirmiş bir yapı var. Beyni alınmış, aklı alınmış. Tamam mı? Uyuşturulmuş.
bir tehlikeli bir ordu var senin karşında. Hayır, şimdi, ya ordu derken şeyi kastediyorum. Bu FETÖ yapılanmasının genel anlamda kastediyorum. Biz DH'liye, PKK'lıya terörist diyoruz. Kendisini patlatıyor. Hangi psikolojiyle diyoruz ya. Ya bu devletin resmi polisi öleceğini bile bile Karlov'u öldürmüş. Evet. Yani onu da belli. Ya kafayı yemiş bir güruh var senin karşında. Ne yapacağını gördük 15 Temmuz'da ne yaptıklarını. Katliam yaptılar ya. Hayır, kafayı yemiş, gözleri dönmüş. Bir yan bir insan bunu yapamaz. Yani o gizlenmiş, yani ömür o gizlenmiş kriptolardan biri, Allah korusun ya. Cumhurbaşkanı tabii ki yani suikast yapabilir. Yani evet. Önlem almak zorundalar. İşte bak devlet ne hale geldi. Bu FETÖ denen bu yapı, bu terör, bu habis, bu kanser hücresi bak ne hale getirmiş devleti. Şimdi buna izin vermeyecektiniz zamanında. Şimdi bak şu Akit Gazetesi'nin çok güzel bir çalışması var. Diyor ki soruları Kur'an'a el bastırıp vermişler diyor. 2010'daki KPSS sınavında bu efendim abiler. Yani kimseyi söylemeyecek. Abiler komiser ve komiser yardımcısı ya da başkomiser adaylarını sınava sokacaklar. Bunlar abinin evinde toplanıyorlar. Abi bunlara Kur'an'ı el bastırıyor. Bu size soruları vereceğim. Aman bu soruları verdiğimi kimseye söylemeyeceksiniz diye. Kur'an'a el bastırıp veriyor adaylara soruları. O adaylar soruları ertesi gün sınava gidince de birebir çıkmış ya sorular. Hatta cevap anahtarları bile birebir. Hani ifadelerinde zaten diyor biz cevapları ezberleyip gittik diyorlar. İşte hepsi... böyle devlet yönetilmez kardeşim. Bir devlet böyle ayakta kalamaz. Biz ne dedik? Sistem değiştirmezsen bu tür sorunlarla mahvolmaya mahkumsun kardeşim. Böyle bir şey olabilir mi ya? Devlet eleman alıyor, KPSS sınavı alıyor. Bu kadar ucuz mu bu soruların sızdırılması? Niye bunun denetleme mekanizması yok? FETÖ var. Tamam var FETÖ. Tamam var. Bunları da denetleyecek bir mekanizma olsun. Niye yok? Bak böyle devlet olmuyor işte. Bunlar tehlikeli işler. Bu şey bak sızdırmış. Almış soruları çözmüş, vermiş sorular. Biri başkomiser olmuş, biri komiser olmuş, biri komiser yardımcısı olmuş. Bir sürü kişi devlete FM kadrolarına girmiş. Düşük puanlarla girenler var. Haksız yere yüksek puanlar alıp da girenler var. Ha. On binlerce, yüz binlerce memur adayın hakkını gasp etmişler Hayır, bunlar. Hayır, şimdi çok güzel bir noktaya geldiniz. Ne diyor CHP Kılıçdaroğlu o yürüyüşün adına? Adalet yürüyüşü. Peki niye bunlar için yürümüyor? Bu hakları gasp edilen çocuklar için yürümüyor? Yani ya hele ordudan atılanlar, orduyu bırakmak zorunda kalanlar. Evet. Efendim kara kuvvetlerinde, hava kuvvetlerinde tahsiye olan çocuklar. Ya kendilerinden olmayan... Psikolojik mobbingle sonucunda haksız yere... Hayır, kendilerinden olmayan çocukları 3-5 saat koşturmuşlar bayıltana kadar. Öyle tabii canım. Yani bu bak burada işte yani bu habis yerleşmiş. Yani nasıl çıkaracaksın bunu? Öyle kolay mı bu tümörünü devleti bu tümörden temizlemek? Kolay değil, çok zor. Biri çıkar Karlov suikastı yapar, biri çıkar başka bir şey yapar. Allah korusun ya. Çünkü beyni alınmış bir güruh bu. Kafayı yemişler ya bunlar. Beyni alınmış ve mı? Direkt Amerika'daki beyinle yönetilen. Ya işte yani kafayı yemiş yani. Beyinler uyuşmuş bunlar. Afyon gibi beyinlerin neyse artık nasıl çalışıyor bilmiyorum ama bitmişler ya yani. Kafayı yemişler ya. Yani bu kadar başka sağlıklı düşünemiyor yani. Bunlara söylenebilecek en güzel şey... Profesyonel robotlar. Hakikaten robotlaştırılmışlar. Ruhları alınmış, akılları alınmış. Tamam mı? Aklı başka bir yerde uzaktan kumandayla yönetilir gibi. Bir güruh bu ya. Dediğin gibi bir robot ordusu yani. Kesinlikle robot. Bakın Pensilvanya'daki bütün talimatlarla, şifreli mesajlarla hareket ediyorlar. İşte muhalefetin bir konudaki eleştirel söyleminde haklı kardeşim muhalefet. İzin vermeyecektiniz bu kadar. Bu kadar göz yumulmayacaktı. Hayır ama... Yani anlatabiliyor muyum? Hayır. Şimdi burada şöyle o haklılığı ortada kaldıran durum şu. Tamam. Ha şimdi kendileri ittifak yapıyor. O ayrı bir şey de hayır. Muhalif söylem... Hayır bu şeyi kastetmiyorum muhalif söylemden. Ya bu CHP, MHP kastetmiyorum. Ha genel anlamda. Genel anlamda iyi niyetli muhalif bu tehlikeyi gören... Yani orası muhalif. Tehlikeyi gören gazeteciler, tehlikeyi gören efendim takım yazarlar bilmem neler. Yani toplumun belli kesimleri. Bunlarla çok sayısız uyarılar yapıldı yani. Ama dikkate alınmadı. Şimdi bak manzara bu noktaya geldi. Devletin çivisi çıktı ya. Böyle bir şey olabilir mi? 2013'ten önce FETÖ, bak FETÖ diyenler de vardı. FETÖ değil. FETÖ dahi dediğinizde direkt mahkemelik oluyoruz. Tabii canım. Oo, başınıza gelmeyen, başınıza gelmeyen evet. Kalmıyordu o dönemde. Yani hani şöyle bir şey vardı ya, dokunan yanıyordu. Ya evet, dokunan yandı.
Yandı yani dokunan, hani bir gerçek olan bu. Ama bak, şöyle bir şey de bir noktada da haksızlık yapılıyor. Ya ilişkilenmeyen kimse kalmamış ki onlarla. Ya ne yapacaksın yani, bu yapı burada yaşıyor. Burada iş yerleri var, televizyonları var, medyası var. Yani her yerde sevkiyi var. İki sene... Kimsenin bunlarla ilişkilenmeme şansı olabilir mi kardeşim? Mümkün değil. Siyasetçisi de ilişkileniyor, iş adamı da, efendim gazeteci de. Eskilere gidelim yani, eskilere ne bileyim, her toplumun her kesiminden, özür diliyorum, toplumun her kesiminden herkes ilişkilenmemiş bunlarla yani, anlatabiliyor muyum? Başka çaren yok ki. Böyle çünkü yani. Ya şundan ilişkilenmiş, önce gücü ele geçirmişler. Sektör onlarla. Ha, sektör onların eline geçmiş, dolayısıyla mecburen toplumun bütün katmanları bir şekilde onlarla ilişkiye geçmiş. Yani ilişki kurmuş. Ha ne bu işin, bu tabii... Nereden nereye geldik bu yemek olayında da, yani bu zehirlenme vakaları, evet bu da tedbir alacaksın. Dün de konuştuk, tamam, Başbakanlık kamu ihalelerinden çıkartmış bu efendim yemek alımlarını. Bunları daha profesyonel, daha orduya bırakacaksın bu işleri. Bunlar iyice bir denetlenecek, daha profesyonel bir mekanizma içerisinde işlemesi lazım ki dışarıdan gelebilecek tehditlerin önüne geçebilirsin. Yani işte isim yani vermeyeyim ama yani biraz da insan, hani biraz değil, dürüst olmalı, biraz karakter sahibi olmalı, mert olmalı. İsim vermiyorum, dün değil, önceki gün AK Partili bir vekil çıkmış. Yani her şey ortada. Hala işi sulandırmanın derdinde, hala bir şeylerin üzerine örtbas etmenin derdinde. Ne diyor? Manisa'da hava sıcaklığı 40 dereceymiş, askerler ondan zehirleniyormuş. Ha. Pes ya. Aha, şu Manisa milletvekilini söylediklerini söylemiyor musun? Yani ismini... Tamam, o evet, evet. 40 derecede bilmem, o zaman Diyarbakır'da insan kalmaması lazım. Niye şimdiye kadar orduda 50 derecenin üzerindeyken bile yemek verilmiyor muydu? Hayır, operasyona çıkmıyor mu bu çocuklar? Ya operasyonda çıkıyorlar. Artı 50'de. 50 derece değil mi doğu, şey, Güneydoğu'da sıcaklık? Diyarbakır'da... İzmir'de nemli ortamlarda 36-38 derece, Antalya'da nemin 36-38 dereceye kadar çıkardığı sıcaklıklarda... Zehirlenme olmadı da Muğla'da mı oldu? Hayır, böyle bir şey olsa 70 yaşındaki tansiyon hastalarının hepsinin Allah korusun ölmesi lazım. Ya bırak ya, boş boş saçma, açıklama, sapan, saçma şey. Sapan açıklamalar ya. Ya hiçbir gerçekliği yok. Burada meselenin özü şu, dediğim gibi 3 şüphe üzerinde duruluyor. Bu bir örgüt bağlantısı, bunun bir psikolojik savaş teknikleri midir bu? O bizim ordumuza yönelik bir saldırı mıdır bu? Olabilir. Tabii. Nerede Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin askerler? Ya da yemek fabrikasının bir şeyi, kusuru mudur? Bunların hepsi soruşturmalar bittikten sonra teferruatlı bir şekilde ortaya çıkacak. Ama böyle çok bariz zehirlenme bak şeyi bulunamamış. Bu önemlidir. Çok önemli. O zaman senin dediğin ya da ikinci olasılığı güçlü kılıyor. Psikolojik bir saldırı. Ya psikolojik harp teknikleri mi uygulanıyor ordumuzun? Yani şöyle yani? Londra'da bakın, son günlerde yangın olayları artmadı mı? Brexit, evet, görüşmeleri öncesinde. Evet. Ne dediler adamlara? Bu Brexit olayında ayağınızı denk alın, yakarız. Evet. Şimdi güneyimizde, Suriye'de ve içeride neler döndüğü belli. Evet. Belki de bize diyorlardır, ayağınızı denk alın, zehirleriz. Olabilir ya bu. Mesela dün şeyde Londra'da Müslümanlar teravih namazından saldırıya uğradı. Londra basını saldırgana terörist diyemedi. Evet. Jessica May bu bir terör saldırısıdır dedi. Terör saldırısı dedi, hangi din, hangi etik üzerinden gelirse gelsin terördür dedi. Bu kez tırnak içerisinde saldırgan Allahu Ekber diyerek saldırmamış. Bu kez, o yüzden mi terörist değil? Bu kez demiş ki bütün Müslümanları öldüreceğim demiş. Yani olay tersi. Ama bak, ne diyorum diyor, Londra medyası, yani İngiltere medyası bunu bu adama terörist diyemedi. Medya buna terörist diyemedi. Televizyon kanalı. Ben takip ettim ya İngiliz kanallarını falan. Doğru düz terörist diyemediler. Bakın çok güzel bak, bir noktaya geldik. Jessica May söylemesine rağmen başbakan. Onu söyleyeyim sana yani. Çok güzel bir noktaya geldik. Arkadaşlar, Alman gazeteci Jürgen Tadenhofer'ın açıklamaları var. ZDF kanalında yanılmıyorsam. O videoyu kesmiştim. Alt yazıları sevgili izleyenler, lütfen dikkatlice okuyun. Bakın adam Batı'yı, kendisini, kendi devletini, Amerikalıları, topyekün Batı'yı nasıl eleştiriyor? İzleyelim. Evet, şimdi her platformda Müslümanları, Türk askerini, Türk polisini suçlayan ve içimizdeki vekiller acaba utanacak mı? Az önce de isminizi zikrettim. Jürgen Tadenhofer.
Alman ZDF kanalında çıktı ve bir süre önce hayatını kaybeden bir Amerikalı gazeteciyle olan anısını anlattı. O programda dedi ki bir Iraklının ya da 10 Iraklının canı bir Amerikan askeri mi? Dedim ve karşımda bana hayır 1000 Iraklının canı bir Amerikan askeri. Çok üzüldüm. Bizler diyor Haçlı seferleri döneminde diyor Müslümanlar değil, bizler Müslümanları katlettik. Ve şu anda da diyor değerlerimizle, fikirlerimizle, iyi niyetimizle bizler dünyayı fethetmedik. Baskıyla, zorla, silah sanayisiyle fethettik diyor her yeri. Ve sonucu da neden bu duruma geldik diyor. Oysa Müslümanlar da insan ve herkesin hayat hakkı eşit. Niye bu duruma geldik diyor. Yani katil olduklarını kabul ediyorlar. İlginç bir konuydu. Bunu gündeme getirmeyi uygun gördük. Neden? Çünkü adalet yürüyüşünde ve adalet için yürüdüğünü ifade edenler hemen yanı başımızda Musul'da fosfor bombalarıyla katledilen çocukları görmüyor. Yine Rakka'da fosfor bombalarıyla katledilen, hadi fosfor bombasından kurtulduysa mayınla katledilen, hadi mayından dahi kurtulduysa DAEŞ tarafından katledilen, hadi DAEŞ'ten kurtulduysa açlıktan ölen çocukları görmeyenler acaba bu Alman gazetecinin söylediklerini dinlediklerinde, izlediklerinde bu adalet timsali, bu üçkağıtçılar acaba utanacaklar mı? Tuna Bey buyurun. Evet. Yani bu tür açıklamalar zaman zaman bu tür çıkışları görüyoruz. Bir takım gazeteciler konuşuyorlar böyle 3 yılda bir, 5 yılda bir. İnanılmaz mükemmel bir öz eleştiri. Yani insan dediğim şey vicdan sahibi, o vicdan sahibi orada dile gelmiş. Biz katliam yapıyoruz, işte Müslümanlar öldürülüyor falan diye. Bunu çok da kimsenin de umurunda olmuyor. Bu açıklama yapılıyor ama insanlar bildiklerini okumaya devam ediyorlar. Ya da ülkeler, işte devletler bildiklerini okumaya devam ediyor. Bu bir gerçek. Bu gerçeği de çok güzel bu gazeteci anlatmış burada. Dile gelmiş. İsrailli gazeteci ne demiş meslektaşı? Olur mu? Bir Amerikalı 100 Iraklıya değil, 1000 Iraklıya'dan daha değerlidir diyor özetle. Evet. Londra basını da Müslümanları katletmeye çalışan dünkü psikopata terörist diyemiyor. Demiyor. Tıpkı Nevşin Mengü'nün DHKP'yi, savcı Kiraz'ı katleden teröristleri onlara terörist diyemeyebiliriz demesi gibi değil mi? Haberi okuyor, haberle dalga geçiyor. He. Terörist demeyelim de diyor. Demeyelim de, diyemeyebiliriz de, demeyelim de demesi gibi. Şimdi bilinçaltı. Hani biri editörüyle yani kafa buluyor. Hani o bilinçaltı işte. Hani editör yazmış, kendi arkadaşıyla kafa buluyor bir yönden. Yani spiker olarak onu okuyor. İlginç yani. Neyse boşver şimdi, çok değerli, yakışık, önemli biri değil. Sadece bir örnek verdim. Zaten yok olup gitti. Bir örnek verdim sadece. Burada şimdi bakıldığında yani terör kardeşim. Hangi ideolojiden, hangi etnik kökenden, hangi inançtan kaynağını alırsa alsın terördür. Terörün A'sı, B'si, C'si falan olmaz. Bir insanlık suçudur. Hedefi, amacı ne olursa olsun. Hangi ideolojik temellere dayandırılmaya çalışılırsa dayandırılsın, o onun terör olduğu gerçeğini kat'a değiştirmiyor. Bu kadar. Ama işinize gelince terörist, işinize gelmeyince aktivist, işinize gelince terörist, işinize gelmeyince özgürlük savaşçısı. Buradaki yani böyle bir şey olur mu? Bizdekilerin temel sıkıntısı ne biliyor musunuz? Bu insan hakları, sözde insan hakları savunucuları. Diyelim bir PKK'lının hakkını savunuyorlar değil mi? Evet. Orada PKK'lının hakkını savunmakla kalmayıp PKK'lılaşıyorlar. Yani sıkıntı burada. Yani bir LGBT'lerin hakkını savunmak için gay olmanıza gerek yok. Onlar da gayleşiyor. Ya aslında buradaki mesele bir şeyi çok fazla tekrarlayarak aslında şizoid bir hal almaya başlıyor. Ya ama o da terörist, niye ona terörist demiyorsun? Bak ona böyle diyor, buna böyle demiyor. Ya niye iş şizoidleşiyor biliyor musun? Şundan dolayı. Ya gerçekler aslında ortada. Yani bu terör örgütleri birçoğu onların terör örgütleri. Evet. Onların oluşturduğu, büyüttüğü, geliştirdiği, silahlandırdığı ve her birini farklı farklı koşullarda, farklı şekillerde kullandıkları yapılar bunlar. Bir gerçek var. Yani bu kadar şikayet etmenin artık bir gereği kalmadı. Başka bir konuya geçelim. Bir gerçek tamam var. O da şu. Güçlüysen haklısın. Haklı, her türlü haklısın. Yani güçlüysen dediklerin de meşrudur, yaptıkların da meşrudur, söylediklerinde de haklısındır. Bu kadar basit. Reklam mı arkadaşlar?
Kısa bir reklam, dönüşte tekrar karşınızdayız. Gündem manşeti devam ediyor sevgili izleyenler. Bu bölümde CHP'nin sözde adalet yürüyüşünü konuşacağız. Tuna Bey, şöyle bir iddia var. Evet. İddialara göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Temmuz ayının ilk haftası AK Parti'de dahil, diğer partilerde dahil FETÖ'nün siyasi ayağına yönelik bir operasyon başlatacaktı. Ağırlıklı olarak bu operasyonun içerisinde CHP'li vekiller ve Kılıçdaroğlu'nun şahsı vardı. İşte tam da bunu anlayan ana muhalefet partisi 15 Temmuz'da bu yürüyüşü icat etti gibi bir iddia. Olabilir ya, iddia. Acaba bu iddiayı şu mu kuvvetlendiriyor daha fazla? Hani konuşulmaya değer üzerinde bu mu kılıyor? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı geçtiğimiz günlerde, dün de bir kez daha söylemiştik. Bir gün yargı sizi de davet edebilir çıkışı. Bak, Tanal Enis Berberoğlu'nu ziyaret ediyor. Hı hı. CHP'li Tanal. Enis Berberoğlu Tanal'a şunu söylüyor. Can Dündar'ın MİT tırlarının görüntülerini şu solcu bir milletvekilinden aldım. Dedi, o milletvekili ben değilim diyor. Ben vermedim diyor yani. Ben o zaman milletvekili de değildim diyor. Yani kitabında yazdığı olay. Yani Can Dündar'ın kitabında yazdı. O da ben milletvekili de değildim o zaman diyor. Çünkü hatırlar mısın, dün ben de sormuştum. Evet, adam o zaman milletvekili değil, haklı yani. Demiştim ya sana 7 Haziran'dan çünkü önce. Çünkü kitapta bir de şöyle bir özür diliyorum. Enis Berberoğlu şey değildim. Yanlış bir algı var kitapta. Hani biz zaman zaman konuşuyoruz. Enis Berberoğlu'nu Can Dündar sattı diyoruz ya. Evet, böyle bir ifade var. Bir solcu milletvekilinden aldım diye sadece bu ifade var ama evet. Enis Berberoğlu diye yazan bir ifade yok direkt. Ama ne oldu bir anda Enis Berberoğlu'nun ismi öne çıktı? Demek ki satmışlar adamı yani. Hani tamam da peki yani Enis Berberoğlu bir vekil ben değilim diyor. Onu mahkemede de söyleyecektir. O bitirilmiyor. Kim bu, Kılıçdaroğlu mu vekil? Yani demek ki Enis Berberoğlu'na, yani Enis Berberoğlu'nun o uğurda feda edilecek bir kişi olduğu için herhalde. O kişi kimse artık, demek ki Berberoğlu'ndan daha kıymetli biri. Yani kim o, Kılıçdaroğlu mu acaba? Yani Berberoğlu'ndan yani daha kıymetli kim olabilir? Kılıçdaroğlu mu verdi şeye, Can Dündar'a? Güneş gazetesi dün... Ya da Kılıçdaroğlu birine verdi de bir milletvekili onun aracılığıyla mı gönderildi? Ne bileyim ya. Ya bence dünkü, Güneş gazetesinin dünkü şeyine bakarsan. Olayları doğru zeminde tartışmak lazım. Şimdi Can Dündar bu görüntüleri yayınlamadan önce zaten Aydınlık gazetesi yayınlamıştı. Evet. Doğru mu? Doğru. Doğru. Evet, şey olmuş, dolayısıyla bu görüntüler zaten vardı. Ha, bu görüntüleri sanki hiç bilinmiyor mu, saklı gizliymiş gibi verme değil de. Bu görüntüleri alın, patlasın bu haberi, böyle bir haber yapın, deşifre edin vesaire gibi bir briefing olmuş olabilir. Yani bu zeminde tartışmakta fayda var. Ha, şu masadaki toplantı. Ha, yani bu toplantı, evet, zaten görüntüler var. Şimdi şöyle. Peki ne zaman bu gazetesi bir briefingde CHP'de Kılıçdaroğlu'na veriyor, alın bu haberi patlatın diye? Çünkü o zaman ittifak halindeler. Ne alakası, Kılıçdaroğlu gazeteci mi? Partinin genel başkanı. Tamam, işte Kılıçdaroğlu'na veriyor, Kılıçdaroğlu da diğerlerine servis. Ha, yani senin aracılığında size yakın medya kuruluşları yani bunları yayınlasın. İşte Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Gazetesi de bunlardan biri. Yani FETÖ bunları kullanmış. Ama bak, Aydınlık'taki yapılan haberle Cumhuriyet'teki yapılan haber içerik olarak aynı ama biçim olarak aynı. Amenna. Değil. Ama işte IŞİD'e giden silahlar bunlar diye direkt gösteriyordu haber. Hatırla manşet. Direkt işte bunlar diyor silahlar. Şimdi Aydınlık'ınki şey yani yuvarlak bir haber. İşte bu MİT tırlarından, yok efendim şunlar şuraya gitti, şu terör örgütüne gönderildi IŞİD'e falan filan. O yuvarlak bir haber yapmışlardı onu manşetten. Ama bak ne diyor Cumhuriyet ve Can Dündar, o kadar emin ki işte diyor işte giden silahlar bunlar. Silahları gösteriyor orada. Şimdi bakın burada. Ama Can Dündar ne dedi biliyor musun son açıklamasında? O silahların IŞİD'e gittiğini söyleyemeyiz. Biz tahmin yürüttük sadece. Hayır, oradaki ifadesinde işte. İçerisinde tahmin oldu. Şimdi evet. Ben konuyu şundan Aydınlık'a getirdim. Oradaki ifadesinde ne dedi? Ben Aydınlık'ta gördüm bu haberi dedi. Evet. Mahkemeye. Bir de böyle bir ifade verdi. İşte burada Aydınlık'ı konuşalım ki onlar bu ifadeleri verdiğinde haklıymış gibi gözükmesinler. Aydınlığa da sızdıran FETÖ'dür. Hayır, burada yani Şöyle bir şey var. Aydınlık olarak mahkemeyi ve kamuoyunu yemlediğini sanıyor Can Dündar haini.
Olay farklı. Yani yön değiştiriyor, algıları değiştiriyor. Kimden aldığı zaten ortada. Şimdi Kılıçdaroğlu da aynı şeye geldiğinde ya benden önce aydınlık yapmıştı diyecek sıkıştığında. Ya aradaki fark bu. Bakın siz ne dediniz? Yani, haberi böyle görmek farklı. Bir de böyle görmek. Bir de böyle görmek farklı ve bir de o haberi siyasilerin aracılığıyla hadi bunu yap diye görmek farklı. Evet. Hangi amaçla, hangi niyetle yaptınız? Bunu Engin Altay'dı. 14 Temmuz'da Berberoğlu'nun tutuklandığı gün söylemedi mi? Cumhurbaşkanı evet. Recep Tayyip Erdoğan yaptıkları yüzünden uluslararası ceza mahkemesinde yargılanacaktır demedi mi? Evet. Bunlar belirli bir kurguyla, belirli bir stratejiyle 15 Temmuz 2016'ya kadar biz bunları yapalım. Erdoğan'ı alıp darbe yaptıktan sonra derdest edelim ve uluslararası mahkemelerde Lahey'de yargılatalım. İddiamın ispatı nedir? Açın YouTube'dan yazın. Kılıçdaroğlu'nun STV'den darbeden kapanmadan STV'ni kapanmadan önce kısa bir süre önceki konuşması. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için yurt dışına kaçacak, alacağız ve yargılatacağız diyor. 15 Temmuz'da biz halk olarak ne soruyorduk? Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan nerede? Niye piyasada yok dediğimizde birkaç saat gecikmişti, görüntüler servis edilmemişti. Sosyal medyada hangi yalan dillendirildi? Erdoğan Almanya'ya kaçtı. Bakın nasıl tak 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 taşlar birbirine üzerine oturuyor. Evet. Ya bu amaç ortada yani. Dediğim gibi bu bir süreçti. Bu süreç aslında 2015'ten itibaren daha da hızlandırılarak başlandı. Önce bir siyaset mühendisliğine gidildi. 7 Haziran'daki siyaset mühendisi tuttu. Ama sonrasında bir koalisyon kurulamayacaktı zaten. O siyaset mühendisi tam anlamıyla başarıya ulaşamadı. Tekrar bir seçim oldu. O seçimden önce bombalar patladı, canlı bombalar falan filan. 1 Kasım'dan sonra Davutoğlu süreci başladı bu sefer de. Bu hep adım adım ilerledi. Ondan sonra efendim söyleyeyim hendek barikat olayları, işte çukur siyaseti başladı. Yine terör tap yaptı. YPG'nin silahlandırılması gündeme geldi. 24 Kasım'da Rus jeti düşürüldü. Sonra işte efendim söyleyeyim Amerika ile Türkiye arasında ciddi bir kriz yaşandı. Sonra durum başka bir kriz, başka bir boyut kazandı. Peş peşe bak kaos hep böyle ilerledi. Türkiye'ye yönelik bir operasyon yapıldı burada. İşte bunu... MİT tırları, işte bu Can Dündar'ın MİT işte şeye giden, IŞİD'e giden silahlar bunlardı. Dediği de bir operasyonu basın ayağını oluşturuyor. Evet. Ya bu uluslararası bir operasyondu. Hedefte Türkiye vardı, dolayısıyla da Erdoğan vardı. 15 Temmuz son nokta idi gibi zannediyoruz ama değil. 15 Temmuz son nokta olmadı. 15 Temmuz'dan sonra da devam etti. Hayır şöyle olay. Yani terör saldırıları devam etti. Bir bitmedi yani. Başaramayınca yeni taktikler, yeni stratejiler. Yeni stratejiler geliştiriyorlar. Şöyle de bir şey var ama bir olaya girişirken o olayın başarısız olma ihtimalini düşünüp önceden o olay şayet başarısız olursa bu olaydan sonra hangi taktik ve stratejiyle evet. ilerleyebilirizin stratejisini de belirliyor. Stratejisini belirlemeye çalışıyor. Ama burada bir şey daha var. O da şu. Enis Berberoğlu meselesine gelirsek, Enis Berberoğlu'nun Tanal'a söylediğini bence ciddiye almamız lazım. Yani bu vekil ben değilim diyor. Peki niye Can Dündar'ın diyor yazısı şeyde konuştuğu, kitabında yazdığı. Tamam. Şimdi şöyle bir şey ben var. Ben değilim bak bu önemli. Şimdi şöyle bir şey var. Eğer bir durumda vatan, millet gerçekten vatansever biriyseniz kendinizi feda edebilirsiniz. Bildiğinizi söylemezsiniz. Bu da vatanperverlik yok ki. Burada vatanperverlik yok. Burada tam tersi vatana yönelik bir şimdi operasyonun bir parçası haline Enis Berberoğlu 25 yıl az bir süre değil. Tabii. Değil mi? Zaten biraz da yaşı var. Çıktığında ne olacağı zaten belli. Kendisini niye feda edebilir? Bir vatan millet söz konusu zaten değil. Yalnız, ya canından korkuyordur. Niye söylemiyorum mesela? Yalnız Enis Berberoğlu'nun da bu FETÖ yapılanmasıyla... Yani ilişkisi ne vardı? Malum. Biraz yani Soner Yalçın zaten yazmış. CHP'nin FETÖ'nün CHP imamı diye tam ediyordu şeyi. Soner Yalçın öyle yazmıştı ama yani bir de Hürriyet'in başına nasıl geldi? Bunu da yazmıştı. Cemaatin baskısıyla Hürriyet'in başına getirildi. Aslında Hürriyet'in başına geçecek WhatsApp çapta bir gazeteci olmadı. Çünkü yoğun baskılarla bunun gerçekleştiği noktasında çok ağır eleştiriler yapılıyordu. Pensilvanya'ya gidip geldiği konuları hep gündeme gelmişti. Yani bu yapıyla bir ilişkisi vardı Enis Berberoğlu'nun. Ama işte tamam da Enis... Ama burada bir katakulliye mi gidiyor? Hayır. Yani ne mi gidiyor bu? Şimdi bakın siz diyorsunuz ya bir ilişkisi var, bir ilişkisi var Enis Berberoğlu. Enis Berberoğlu bir kul. Tek başına ne var? O kuryede görevini ona kim verdi? Hah işte biz onu... Ama diyor ki o vekil ben değilim diyor.
Yani NİT tırlarının görüntüsünü ben vermedim demeye getiriyor. Açıklama bunu gösteriyor Tanal'a yaptığı. Madem bunu mahkemede de söyleyecekse, mahkeme o zaman şimdi durum farklılaşacak, mahkeme diyecek, o zaman kim verdi bu NİT tırları görüntülerini? Bence Enis Berberoğlu Kılıçdaroğlu'nu korumaya çalışıyor. Ben öyle düşünüyorum. Enis Berberoğlu Kılıçdaroğlu ismini vermiyor. Ama tamam da korumaya çalışsa ben vermedim yeri. Kılıçdaroğlu'nu korumaya çalışıyor. Ama diyelim ki o vekil o değilse, o görüntüleri veren Kılıçdaroğlu'nun kendisi ise ve kendisi de bir şekilde öne atıldıysa, hiç alakası da ya da aslında alakası yok demeyelim. Mutlaka Enis Berberoğlu da bu sürecin bir parçasıydı. Ben dün burada ne söyledim? Dün burada ne söyledim? Anlatamıyorum ama aktif değil. Yani görevi belki bizzat o vermedi ama o da bunun bir parçasıydı. Burada o kullanıldı. Yani isim olarak hani kullanıldı. Bir açıklaması vardı. O açıklamadan hemen sonra tutuklandı ya. O saklıyordur bilmiyorum. Bir yani. Kasetten mağduriyet yaratanlar utansın dedi ya. Dünkü açıklama evet. Orada herkes sanki iktidara söylemiş gibi değerlendirdi de bana göre böyle değil. Kendi arkadaşlarına söyledi. Bir kasetten mağduriyet oluşturanlar derken bu yargıyı da kastedebilir. Yargı bir mağduriyet oluşturdu. Hayır burada imalı bir şey var ama. Hükümeti de kastedebilir. Bence kendi tamam, partisini de kastedebilir. Bu konuşmanın evet. Üzerine sizin dediğiniz gibi ise şayet o kaseti ben vermedim. Peki Tanal neden böyle bir açıklama gereğini duydu Enis Berberoğlu? Beni kullandınız, sattınız deme ima ediyordur belki. Yani harcandım diyordur herhalde adam. Tamam bak ne diyorum, şu masada olay yok muydu? Hı-hı. Ekrem Dumanlı yapılan toplantıda evet. Kılıçdaroğlu. Masada o da vardı. O da işin bir sürecin bir köşesinde. Ya bir parçası. Ama o MİT tırları görüntüsü kim Dündar'a servis etti o zaman? Yani kim verdi? Kimin verdiği belli, FETÖ verdi. Peki bu kim bunu Dündar'a servis etti? Şimdi bir soru, Ekrem Dumanlı niye bunu Dündar'a direkt yollamadı? Ya eğer bu görüntüler zamanın elinde varsa, tamam mı? Şu söz konusu toplantıda da bunlar konuşulduysa, tezgahlandıysa neden direkt olarak hemen şeye verilmedi, Can Dündar'a verildi, aldı yayına denmedi? Cumhuriyet Gazetesi o dönem FETÖ'nün finanse ettiği iddia edilmiyor muydu? Evet. FETÖ, arkasında FETÖ finanse olduğu söylenmiyor muydu? Hı hı. Peki o zaman burada Enis Berberoğlu'nun ne alakası var? O zaman burada Kılıçdaroğlu'nun ne alakası var? Şöyle bir alakası var. Bu MİT tırları görüntülerini Can Dündar'a verileceğini Kılıçdaroğlu biliyordu. Kılıçdaroğlu'nun MİT tırları görüntüsünden haberi vardı. Enis Berberoğlu'nun da vardı. Tamam mı? Ekrem Dumanlı'nın nasıl bu işi tezgahlandıysa o tezgahlanma sürecinden Kılıçdaroğlu'nun haberi vardı. Kılıçdaroğlu onun Cumhuriyet'te yayınlanacağını da biliyordu. O da bir takım telkinlerde bulundu sanırsam. Tamam mı? İyi de peki Enis Berberoğlu niye burada günah keçisi oluyor? La getiriyoruz olayı. Niye Enis Berberoğlu günah keçisi oldu? Niye o bir anda öne çıktı? Mahkum oldu. Neden? Peki Enis Berberoğlu bu görüntüleri ben vermedim. Niye ispatlayamıyor o zaman savcılara? Niye delil sunamıyor? Ben vermedim. Şimdi peki madem öyle ben savcının önüne çıksam, savcı bana bu soruyu sorsa, sayın savcım derim orada bir isim vermemiş ki. Benim verdiğimi nereden biliyorsunuz bu görüntüleri? Var mı elinizde bir delil? MİT'e bu görüntü, MİT'in görüntüleri ben verdiğime dair. Ama eski açıklamalarında neredeyse ben verdim diyecek kadar kafa tutuyordu yargıya. Tamam kafa tutuyor. Çünkü Kılıçdaroğlu'na hoş görünmeye çalışıyordu. Çünkü işin ucunda milletvekilliği vardı. En nihayetinde milletvekilliği de oldu yani, zaten. YouTube'da var Halk TV bağlantısı. Tamam. Bak ben ne diyorum burada. Korkmuyoruz, devam edin. Bak. Bildiğimiz doğru yoldayız diyor. Kılıçdaroğlu da işin içindedir Ozan. Kimse böyle orası burası oynatmasın. Tamam o zaman. Hayır biz zaten dün demedik mi? Kılıçdaroğlu işin içinde. Yani Kılıçdaroğlu bu yürüyoruz. Adalet için yürüyoruz. Bunun için şunu yapıyoruz demesinin nedeni ucu ona dokunacak. Demek biz de... Anladın mı? 70 yaşında bir adam kendi nasıl riske atar böyle ya? Az önce ben ne dedim? Temmuz ayının ilk haftasında böyle bir operasyon yapılacakmış diye. Demek ki yani... Evet. 70 yaşında bir adam 340 kilometre yol yürümek ne demek ya? Bu sıcakta. 400 küsur kilometre. Bu nemde. Hatta şöyle bir iddia da var. İstanbul'a gelişini 15 Temmuz'a denk ettiriyor. Yani tamam 15 Temmuz'a denk... O da başka bir şeyi kamufle ediyor. Ya kardeşim 15 Temmuz'a sen kontrolü darbe diyorsun. Senin bir tane partinin 15 Temmuz'da işte Erdoğan kendi silahlı paralı adamlarını yolladı askerlerin karşısında diye ağır ifadeler kullanıyor. Senin diğer milletvekillerinin 15 Temmuz'a dair ne dedikleri ortada. Senin ne dediklerin ortada. Enis Berberoğlu, MİT tırları meselesiyle 15 Temmuz'un ne alakası var?
Adalet istiyoruz, adalet için yürüyoruzla 15 Temmuz'un ne alakası var ya? 15 Temmuz'daki soruşturmaları eleştiriyorsun sen. Alınan yargı kararlarını sert bir şekilde eleştiriyorsun. Ondan sonra 15 Temmuz'da buluşacağız diyorsun. 15 Temmuz'da hak, adalet diyorsun. Nasıl bir şey bu ya? Ya bunlar hala kullanılıyor. Hayır, kullanılıyor. FETÖ tarafından da kullanılıyor. Uluslararası üst akıl tarafından da kullanılıyor da. Eyvallah da. Kullanıldığı ortada da ama Kılıçdaroğlu kendini de aklamaya. Bu da kendini korumaya çalışıyor. Diyelim be. Başka hiçbir şey olamaz. Bak göreceksin o FETÖ, o tırlar, MİT tırları meselesi ucu bir şekilde Kılıçdaroğlu'na da dokunacak. Gelecek şimdi, yani. Hemen kapatacağız. Ama buradaki risk de şu. Hani ben dedim ya, şöyle bir iddia vardı. Temmuz ayının ilk haftasında AK Parti de dahil diğer partiler ve ağırlıklı olarak Kılıçdaroğlu ve ekibi için bir operasyon gelebilirdi iddiasının ardından sızmasının ardından Kılıçdaroğlu bu yürüyüşe geçti. Şimdi o operasyon gelirse ne diyecekler? Biz hak aradık, adalet aradık, sokağa çıktık ve sokağa çıktık Erdoğan'ı eleştirdiğimiz için tutuklanıyoruz diyecekler. Bakın çok akılcı bir strateji. Evet, orada bir tuzak. Bir tuzak. Erdoğan şu ifadeyi kullanmasaydı keşke. Bence ağzından kaçtı o. Hani bu hükümetin size bir lütfudur, hatta size bir şeyidir dedi ya bu yürüyüş. Gerek yoktu buna. Evet. Çünkü bu onların ekmeğine yansıyor. Yani ben istersem karşı çıkardım, yani, hoşgörüme. Bu size bu hükümetin bir lütfuydu demek doğru. Bu bir demokratik haktır. Tamam, içeriği tartışılır, amacı tartışılır, amacı neyi hedeflediği, daha doğrusu bu yürüyüşü neyi amaçladığı zaten tartışılır. Bunları daha önce çok konuştuk. Kılıçdaroğlu'nun neyi amaçladığını da konuştuk. Ama ne olursa olsun özünde diyorum, bir demokratik haktır. Yani böyle tür açıklamalarla şey yapmamak gerekiyor. Paye vermemek. Kumpasa düşmemek gerekiyor. Evet. Diyelim ve noktalayalım sevgili izleyiciler. Gündem manşetini burada noktalıyoruz. Yarın saatler 11'i gösterdiğinde bir kez daha bu ekranlarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.